küresel güçlerin Türkiye ile natürden bir ilişkiye girdiğini çok somut bilgilere sahip olarak söylemek mümkün değil. Çünkü bu konuyla ilgili çok spekülatif haberler de oldu. Örneğin daha saldırı öncesinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rojava'ya gidip KSD Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmüştü. Beraberinde CENTCOM komutanı da vardı. Ve hemen ardından onlar Bağdat'a geçtiler. Irak Kürdistan'ına geçtiler. Kürdistan bölgesine geçtiler. Orada da görüşmeler yaptılar. Oradan gelen spekülatif bilgi diyeceğim artık. Kulis bilgi de demek güç çünkü. Farklı kaynakları da okudum. Sanki bir anlamda KDP yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde Türk Devleti'nin bölgeye kapsamlı bir saldırı planladığını ama KDP'nin bu yönüyle bir şekliyle Türk Devleti ile ilişkilerini çok ileriye taşımamaları gerektiğini diplomatik bir üslupla uyarı bir biçimde söylemişler. Böyle bir bilgi var. Bunun yanı sıra daha dün ve bugün yaşadıklarımız yani son birkaç gün içerisinde görüyoruz. Güney Kürdistan'a barış heyeti olarak giderler ve bırakın evlerde Almanya'da engelleniyor. O zaman Almanya'da engelleniyorsa şunu da düşünmek mümkün. Ya bu ne yani sonuç itibariyle eğer Türk Devleti'ne üstelik tutanaklarla NATO üyesi olan Türk Devleti'ne karşı bir eylemi engellemeye dönük bir tutum nedeniyle onların çıkışını engelliyorlar. Tüm bunları yan yana getirince ben doğrusu küresel güçlerin artık tek düze olmadığını, hepsinin kafasının karışık olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yani onlar bir şekliyle kendi çıkarları üzerinden yürüttükleri politikalarda artık birbirlerine karşı da çıkarlarını kullanır durumdalar. Yani hakeza İngiltere'de burada rol oynayan ülkelerden biri, Fransa yine rol oynayan ülkelerden biri, NATO kendi içinde karışık birbiriyle çatışan çıkar ilişkileri üzerinden siyaset geliştiren bir hat izliyor. Bu NATO'nun rolünün değişmesinden de kaynaklanıyor. NATO esasen komünist bloka karşı kurulmuş bir yapılanmaydı. Ama 90'lardan günümüze komünist blok yoktu. NATO'yu zorlayacak bir durum söz konusu değildi. Her ülke kendi çıkarı üzerinden yürümeye başladı. 2011 Suriye kriziyle Rusya birden 2015'te eski komünist blokun ama bugün artık kendisi de bir bütün olarak kapitalist blokun, emperyalist blokun bir üyesi olarak sahaya indi ve Doğu Akdeniz bölgesini kontrolüne alacak adımlar attı. Nihayet de aldı da. Şimdi ona karşı da bir politika geliştiriliyor ama aynı zamanda her bir NATO üyesinde ayrı bir ilişkisi var Rusya ile işte Türkiye onlardan güvenlik sistemi S-400 alabilecek kadar ilişkiyi ilerletmiş. Dolayısıyla sorunuzun belki somut yanıtı şu, her biri kendi çıkarı üzerinden bölgeyi şekillendirmeye dönük adım atıyor ve dolayısıyla herkes adım atarken de en güçlüyle ittifak kurup adım atmaya çalışıyor. En güçlüler de ne yazık ki devlet. İran'la savaşıyorlar ama İran'la da ittifak yapabilecek kadar gayri ahlaki bir tutum içerisindeler. Türkiye ile adım atacak kadar gayri ahlaki bir tutum içerisindeler. Kürtler de ne yazık ki bu sürede istenilen güç noktasında evet güçlü bir Kürt potansiyeli var Orta Doğu'da ama o güç dağınık olunca da bu sonuçta Kürtlerin dışında başkalarının işine yarıyor. Yani mesela burada gücün kendi Kürtlerin kendi gücünü toparlaması. Yoksa küresel güçler ben şu kanaatte değilim. İşte Türkiye hadi her şey senin istediğin gibi olsun. Git Kürtleri yok et, yık, yak, bitir gibi bir fırsat tanımamışlar ona ama Türkiye'de zaten bu çelişkilerden yararlanıyor. Gördüğüm o. Evet, şimdi çelişkilerden yaralım. Şimdi bir TSK'nın bu Metin Avaş'ın ve ZAP'a yönelik saldırıları aslında ben KDP'nin de hani son dönemlerde gördüğümüz TSK'nın bombardımanı sonucunda boşalan vekil alanlarına girdiği medyaya yansıdı. Şimdi KDP'nin Türkiye ile doğrudan ortaklık yaparak bu girişimde yer alması
KDP'nin hangi plan ve konseptin içerisinde olduğunu gösteriyor. Şöyle söylemek mümkün. Yani nasıl biraz önce bu küresel güçleri farklı odaklar biçiminde tarif ettiysek, ben KDP'nin de bir bütün olarak tek düze aynı şekilde düşünen bir odak olarak ele alınması gerektiği inancında değilim. Yani görünen o, KDP içerisinde farklı güç odakları var. Yani çok kaba bir benzetme olursa Türkiye'de şu anda iktidardaki güç odakları gibi. Yani AKP, MHP, Ergenekon iktidarı diyoruz ama A'dan Z'ye birçok farklı odakta sayabiliriz. Yani hele Sedat Peker'in itiraflarından sonra çok daha farklı bir tablo ortaya çıktı. KDP içerisinde de böyle bir yapılanma var. Hakeza Kürdistan Yurtseverler Birliği içerisinde de böyle bir yapılanma var. Yani özellikle Güney Kürdistan'ın iki temel gücüyle ilişkin. Bu biraz da iktidar olmanın getirdiği yaklaşımların ortaya çıkardığı sonuç. Yani sonuçta her ikisi de 1991'den bu yana Güney Kürdistan'da iktidar ve iktidarken hem birbirlerine karşı hem içeride aynı yaklaşım üzerinden, iç dengeler üzerinden de farklı adımlar atıyorlar. Örneğin KDP Kürdistan Yurtseverler Birliği birkaç kez bölündü. Yani Nosirvan Mustafa'nın Goran Hareketi yine kendi içerisinden çıktı. Behram Salih ayrıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tekrar bir şekliyle geri geldi. KDP içinde eş başkanlık sistemi oluşturulmuş ama diğer tarafta alttan baktığınızda, pardon, YNK içerisinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği içerisinde eş başkanlık sistemi oluşturulmuş. Alttan baktığınızda işte KDP'yle yakın hareket edenler var. Başka farklı kesimlerle yakın hareket edenler var. Yani bu farklı kesimler bir kısmı Türk devletiyle daha yakın ilişkiler içerisindeler. Bir kısmı İran devletiyle yakın ilişkiler içerisindeler. Şimdi KDP'de de benzer bir durum var. Yani evet, baktığımızda Başbakan Barzani, işte bölge başkanı Barzani ve bölgenin en ağırlıklı aktörü, Kürt siyasetinin de önemli aktörlerinden biri Sayın Mesut Barzani de tüm o Barzani isminin en başındaki isim. Ama bunların özellikle de Neçirvan Barzani bölge başkanı ve Mesrur Barzani bölge başbakanının birbirleriyle de çok uyumlu olduğunu söyleyemem. Yani Türkiye ile ilişkilerinde de bu uyumsuzluk kendisini gösteriyor. Neçirvan Barzani daha önceki dönemde Türkiye ile daha uyumlu hareket eden bir bölge lideriydi. Mesrur Barzani Başbakan, Neçirvan Barzani Bölge Başkanı olduktan sonra sanki bu kez Mesrur Barzani Türkiye ile daha iyi ilişkiler içerisine girmeye başladı. Şimdi hal böyle olunca iktidar içerisindeki odaklardan etkin olanlar, özellikle KDP'de, KDP yönetiminde etkin olanlar, görünen o, Türkiye ile çok içli dışlı politikalara girmişler. Onların yakınlarında duran siyasetçiler açısından da böyle. Yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin eski kadroları açısından da. Bunlardan biri Fazıl Mirani'dir. Bir diğeri Ali Avni'dir. Bunların altında başka insanlar da var. Ve bunlar ne yazık ki birçok kez demeçlerinde Türkiye'den farklı düşünmediklerini söylüyorlar. Yani Ali Avni'nin ismini kapatın, açıklamalarını okuyun. Yani utanarak söylüyorum ama Türkiye'de AKP değil, sanki bir MHP temsilcisi konuşuyormuş gibi bile düşünebilirsiniz bazen. Bu çıkar ilişkilerinin ne kadar iç içe girdiğini gösteriyor. Dolayısıyla ben bunları aşmaya dönük siyasetin de etkili olabileceği inancındayım. Yani yoksa tek düze düşünüp KDP düşmandır, YNK düşmandır, yok öyle bir şey. Yani sonuçta Kürdistan Demokrat Partisi de büyük bedeller ödemiş bir partidir. Kürdistan ulusal özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri var. İran Kürdistan Demokrat Partisi'nden, yani Kadı Muhammed'in kurduğu partiden sonra kurulmuş ikinci partidir. Sadece Enfal'de 182 bin şehit oluşmuş. Bunların büyük büyük çoğunluğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin üyeleri, taraftarları ve yöneticileridir. Yani böyle bir bedeli göz ardı edemeyiz. Ama işte iktidar olduktan sonra o iktidarın demokratik bir şekilde tanzim edilmemesi, halkın iradesinin ciddi anlamda yönetime yansımaması nedeniyle
Bu tür işte kriminal, belki işte gizli kapaklı yaşama geçirilen suçlar karşımıza çıkıyor. Bu Güney halkına da yansımış. Yani Güney halkı paraları yok diye değil fakirlik çekiyorlar. O paralar gerçekten birilerinin cebine gittiği için fakirlik çekiyorlar diye düşünüyorum ben. Bu Türkiye'ye yakın olan KDP kanadında hangi ilişkiler boyutuyla daha yakın? Çok konuşuldu. Wikileaks belgelerine de yansıdı. Yani Berat Albayrak'ın Türkiye'de kurduğu petrol şirketinin sonuç itibariyle o şirket üzerinden Güney Kürdistan'dan petroller taşındı. Hatta DAEŞ'in petrollerinin bile Türkiye'ye taşınıp bu şirket üzerinden uluslararası pazara sürüldüğü ve bunların tümünün paralarının Türkiye'de Halkbank'a yatırıldığı biliniyor. Ayrıca Mersin limanında, Akdeniz'deki diğer limanda büyük büyük ticaretler dönüyor. O ticaretleri döndüren şirketlerin önemli bir bölümü Güney Kürdistan menşeli şirketler. Yani oralarda da ciddi ortaklıklar var. Yani bu sadece siyasal ilişkiler üzerinden tarif edilecek bir durum değil. Yani KDP'nin yönetiminde olmayabilir birileri değildir de. Ama orada gücü kontrol eden şirketlerin önemli bir çoğunu bunlar kendi bünyelerinde barındırıyorlar. Yani Güney Kürdistan'da çok büyük bir mali potansiyel var. Yani yalnız petrolden değil, Orta Doğu'daki savaş ve diğer çatışmalar nedeniyle de neredeyse tüm ihtiyaçlar Türkiye üzerinden bu şirketler aracılığıyla karşılanıyor. Dolayısıyla bunların ilişkileri çerçevesinde gelişmiş bir medya yapılanması var. Gelişmiş bir işte siyaset-ticaret ilişkisi var. Ve haliyle bundan nemalanan siyasetçiler de var. Yani doğrusu ben Wikileaks belgelerine tekrar bakılırsa bunların birçoğunun görünebileceği inancındayım. Oradakiler tabii oranın potansiyeline göre bir çıkar elde ediyorlar. Türkiye ile Güney Kürdistan bölgesi arasındaki ticaret hacmi için 40-50 milyar dolarlardan söz ediyorlar. Bunun belki işte yarıya yakını bir şekliyle bu dediğimiz ilişkiler içerisinde yürütülen ticaret. Ama bunun yanı sıra Türkiye dünyanın birçok ülkesiyle benzeri bir yaklaşım gösteriyor. Yani Almanya ekonomisinin %30'u neredeyse Türkiye ile yürütülen ticari, bu türden ticari ilişkiler üzerinden, yani Almanya'daki tüm şirketlerin, büyük şirketlerin önemli bir bölümünün Türkiye ayağı güçlü bir şekilde duruyor ve bu Alman ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ama Almanya'ya katkı diyelim %30'lar civarındaysa, Güney Kürdistan'da ki katkı o düzeyde olmasa bile sonuçta orada da bir çıkar işbirliği üzerinden yürüyen ilişki var diye düşünüyorum. Yani bugün belki ortaya çıkan bu tabloyu değerlendirirsek bunun daha anlamı olur inancındayım. Pekki açısından da hedef alınan güç olduğu için söylüyorum. Düşündüğünüzde işte birilerine çıkar sağlama ya da işte öznel çıkarlar üzerinden bu tür ilişkilere girme aynı noktada değil. Haliyle küresel sermayede, küresel çıkar ilişkileri üzerinden bölgede ve Kürdistan'da adım atanlar da güç odakları üzerinden, çıkar ilişkileri üzerinden yürüyorlar maalesef. Güney'de de böyle bir ayak oluşmuş. Yani İstanbul'daki ticaret merkezine bakılırsa, o ticaret merkezinde Güney Kürdistan merkezli şirketlerin oradaki ticaret hacmine bakılırsa, ben birçok şeyin çok daha rahat anlaşılabileceği inancındayım. Yani o İstanbul'daki işte havalimanı yolu üzerinde hemen şu Şirin Evleri biraz geçtikten sonra sol koldaki ticaret merkezi çok da rahat girebileceğiniz bir yer değil. Sonuçta randevulu gidebileceğiniz, birkaç güvenlik noktası da aşabileceğiniz bir yer. Yani oraya bir yönelinirse ben eminim orada nelerin döndüğünü çok daha rahat anlamak mümkün. Tabii ben hepsi için demiyorum, orada elbette düzgün ticaret yapanlar da var. Ama Güney Kürdistan merkezli orada bu türden hiç
bir şeye dokunmadan büyük paralar döndüren şirketler de var ne yazık ki. Aslında bu KDP'nin yani TSK'yla birlikte devam ettirdiği saldırılara karşı bugüne kadar güneyde de yani birçok kesimde tepki geldi. Yani bunların en barizlerinde de peşmerge komutanları oldu. Şimdi bu mevcut KDP yönetimi dışında Güney Kürdistan halkının bu savaşı desteklemiyor olması yani büyük çoğunluğu diyelim. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda bu KDP'nin savaş ısrarını kardeş kavgası olarak nitelemek doğru mudur sizce? Nasıl tanımlamak lazım bunu? Çünkü bu KDP içerisindeki belli bir yapılanmanın savaşı, yaratmak istediği bir savaş. Şöyle diyeyim yani ben sadece o kardeş kavgası kavramı üzerinden bu soruya yanıt vermen eksik olacağı inancındayım. Şunu çok somut diyeyim. Eğer gerçekten güçleri yetmiş olsaydı şimdiye kadar onlarca kez Kürt'ün Kürt'le savaşı çıkmıştı. Yani bu dediğimiz güç odakları çok uzun zamandır bu savaşları yaşama geçirmek için uğraşıyorlar. Ki nihayetinde yani son yaşanan savaş 94-97 arasındaydı. Büyük savaş anlamında, Kürtler arası savaş anlamında. O bile bu tür grifit ilişkilerin ortaya çıkardığı sonuçlardı. Belki o zaman bu kadar daha rahat söyleyemiyorduk. Çünkü gerçekten bugünkü kadar bilgiye de sahip değildik. Ama o günden sonra da hep uğraşı oldu bir şekliyle bölgedeki küresel güçler, Türk devleti, İran devleti bu potansiyeli yaratmak için her türlü yol ve yöntemi denedi. Ama buna güç yetiremediler. Niye? Çünkü Güney Kürdistan'da halk yoksul. Halk tüm zenginliğe rağmen, petrol zenginliğine rağmen ki bu devasa bir gelirdir onu söyleyeyim. Gerçekten orada koşulların demokratik olması durumunda bırakın sadece Kürdistan bölgesine, Güney Kürdistan'a. Emin olun dört parça Kürdistan'a bile yetebilecek düzeyde devasa bir kaynaktan söz ediyoruz. Kerkük'ü de içine katarak söylüyorum. Ama halk bu devasa zenginliğe rağmen çok büyük bir yoksulluk ve eşitsizlik yaşıyor. Yani kendisini ifade etme olanağı da yok. Yani düşünün Güney Kürdistan'da seçimler yapılıyor. Seçimlere katılım oranı belirtildiği gibi de değil. %30'lar düzeyinde. %30'lar katılım gösteren insanların %10-12'sinin oyuyla seçilenler bugün Kürdistan'ı yönetiyorlar. Geriye kalan %90 onlara oy vermemiş. Seçime katılmayan %70 umutsuz, geleceğine umutlu bakamıyor. Ama bu tabloda bir de böylesi bir Kürt'ün Kürt'le savaşına dönük provokasyonlarda bu halk sonucun ne olacağını da bildiği için daha büyük tepki gösterir ve dolayısıyla bu konuda rahat hareket edemiyorlar. Yani bu halk dediğim zaman da sadece KDP ve YNK dışındakilerini söz etmiyorum. Tüm partilerin tabanlarında bu var. Yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin tabanında da çok güçlü bir savaş karşıtlığı var. Bir Kürt'ün Kürt'le savaşına karşıtlık var. Yani günlerdir İşte Metin Azap Avaşı'na dönük saldırıları izliyoruz. O bölgede KDP'liler var. Yani bir KDP'li parlamenterin Revin Kirol'ün ilk günden bu yana verdiği beyanatların tümünü yan yana getirin. Bir tek tane Türk devletini destekleyen, olumlu bulan bir şey göremezsiniz. Evet, Pekke'ye dönük eleştirileri de var. Zaman zaman bunları dillendiriyor. Ama diğer taraftan tüm bu saldırıların temelde yatan etkenin Türk devletinin işgal saldırısı olduğu ve Türk devletinin Kürt'ü Kürt'le savaştırma çabasının olduğunu söylüyor. Onlarca böyle insan var. Yani hatta yüzlerce, binlerce böyle insan var Güney Kürdistan'da bir bütün olarak. Şimdi bu engelleyici bir tablo. Bu sonuçta o adımı atmada çıkar ilişkileri üzerinden yürüyenlerin yaşama geçirmekte zorlandığı bir tablo. Ama tek fark şu, işbirliği içerisinde olanlar iktidar, karşı çıkanlar toplumun geniş bir kesimi ve halk. Bu tezat içerisinde iktidar olanlar henüz arzularını yaşama geçirebilmiş değil. Yani şöyle düşünmüyorum ben, orada Kürt'ün Kürt'le savaşı yaşanırsa evet halk büyük bir tepki gösterecek ama gerçekten o savaştan beslenenler de ya da bu türden
ilişkilerden beslenenler de başından beri söylediğimiz bu kirli ilişkiler üzerinden çıkarlarını önde tutanlar da daha fazla zengin olacaktır. Bu Türkiye'deki gibi yani 2015'ten bu yana Türkiye'de iktidarı yönetenlerin yanlarında ve yakınlarında ve iktidar içerisinde yer alanlara bakın. Ben eminim tüm hayatları boyunca edindikleri paranın belki 100 katını bu 5 yılda edinmişlerdir. Yani en sıradan adamları bile 5 maaş alıyor yöneticiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de asgari ücret 2 bin lira civarlarında, işte 2.820 lira gibi diye bir tablo. Ama 240 bin lira maaş alan var Türkiye'de. 240 bin lira. Yani onlarca insan, yüzlerce insan yönetimlerde böyle beşli çete dedikleri şu Cengiz Holding, Klimak ve diğerlerinin içerisinde yer aldıklarına bakın. Yani artık milyar dolarları geçtik, trilyon dolarlardan söz eder bir tabloya geldiler. Bunlar nereden mi geldi bu noktaya? Bunlar sonuçta Türkiye'de faşizm, diktatörlük yaygınlaştıkça, arttıkça, güçlendikçe, her tarafı sarıp sarmaladıkça palazlandılar. Bu palazlanmanın ürünü olarak ortaya çıktılar. Tam tersine halk da giderek yoksullaştı. Yani benzer bir durum orası içinde var. Yoksa savaş isteyen bu işin nereye varacağını bilir. Savaşın kötü olduğunu bilir. Ama savaş işine yaradığı için istiyor. Savaş kendi gelirini arttırdığı için istiyor. Bu az çok. Bir kişi, üç kişi, beş kişi ama sonuçta Güney Kürdistan'da da var ve yalnız HDP'de değil. Ne yazık ki irili ufaklı başka partilerde de benzer ilişkiler var. Ali Bapir İslami bir siyasetçi. Geçen orada yaptığı açıklamada çok net bir şekilde dedi. Yani Türkiye bunları topluyor. Hepsine benzer şeyleri teklif ediyor. Orada yalnız başına işte Türkiye'nin talepleri konuşulmuyor tabii. Aynı zamanda Türkiye'nin onlara rüşvetleri de konuşuluyor. Yani bu yapılırsa şöyle olur, böyle olur, şunu yaparız, bunu yaparız deyip korkunç olanaklar da teklif ediyorlar onlara. Ve birileri kabul ediyor, birileri etmiyor. Görünen o. Kabul etmeyenlerin yapması gereken ne sizce? Şimdi savaşı dayatanların iktidarda olduğu bir tablo karşısında yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, siyasi faaliyet, yani tarafa düşünün, karşı duruş sergileyen bu kesimler, oluşumlar ne yapmalı sizce? Valla önce hakikati her tarafta dillendirmek lazım. İkincisi, ben bölgede uzun yıllar kaldım ve hala çok yürekten buna inanıyorum. Yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin genel başkanı, aynı zamanda bir dönem Kürdistan Bölge Başkanlığı da yapan Sayın Mesut Barzani'nin ben bu tür ilişkiler içerisinde bu düzeyde yer almadığına dair çok rahat gönülden şeyler söyleyebilirim. Yani iç savaş esnasında oradaki KDP-YNK çatışmasında da birçok kez çeşitli vesilelerle yanına gitme olanağımız oldu. Rahmetli Mamcalan'ın da yanına gitme olanağımız oldu. O da Kürt siyasi hareketinin önde gelen kadrolarından biriydi. Gerçekten bu dönem olmaması büyük bir eksiklik, büyük bir zayıflık. Yine Noşirvan Mustafa'nın olmaması büyük bir eksiklik, büyük bir zayıflık. Ama Kek Mesut Barzani bu yönüyle mutlaka ikna edilmesi gereken bir insan. Ve ben bu iknanın gerçekten Kürdistan'ın dört parçasından etkili, artık Rusipiler mi diyeyim, başka ne diyeyim bilmiyorum ama tüm bunları gerçekten tüm açıklığıyla anlatıp sadece Kek Mesut Barzani'ye değil, aynı zamanda PKK'ye de çok net biçimde anlatıp bunlar üzerinden bir çözüm üretebilecek noktada bir çalışma yürütmeleri gerektiği inancındayım. Bu halkın diğer kesimini önemsememek anlamına gelmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Yani halk zaten savaş istemiyor. Hele Murat Karayılan'ın son Step TV'de yayınlanan videosundan sonra şu veya bu biçimiyle büyük bir etki de oluşmuş. Bunu da gözleyebilmek mümkün. Yani Sayın Murat Karayılan çok net ifadelerle biz savaşmak istemiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir savaşçımıza da talimat vermedik diyor. Yani öyle bir talimatımız yok. Bundan sonra da olmayacak. Ama güçler çok iç içe girmiş. Çok provokasyona açık bir durum. Ve lütfen rica ediyorum bunu engelleyin diyor. Bunu anlatın. Bunu bir şekliyle
orada istenmeyen bir tabloya dönüşmesin diye sorumluluk alın diyor. Bu çok samimi bir yaklaşım geldi bana. Ben açık söyleyeyim yani siyasi hareketlerin önde gelen kadroları konuştuğunda siz bir küçük de olsa marj bırakırsınız. Ama Karayılan'ın o samimi gelen yaklaşımı izlediğim kadarıyla KDP'li olsun, YNK'li olsun ya da başka partilerden insanlar olsun onlara da samimi gelmiş. Birçoğuyla da bu arada gazetecilikleriyle konuşabilme olanağımız oldu. Onlara da samimi gelmiş. Bu iyi bir olanak, iyi bir şans ve bu şans üzerinden böylesi bir yaklaşımı Kürtler değerlendirmeli. Yani barış heyeti engellendi. Barış heyetiyle ilgili farklı kara propagandalar var. Yok PKK'liymiş, yok PKK organize ediyormuş. Yani bu kez diğerleri organize etsin o zaman. Gerçekten eğer bunun önüne geçmek istiyorlarsa işte Kuzey Kürdistan'da onlarca Kürt siyasi partisi var. Bunların önemli bir kısmı Kürdistani Parti. Yani Kürdistani partiler yasal da olsa adları Kürdistan olarak adlandırılan partiler de var. Başka partiler de var. Bunlar Kürt kimlikli partiler. Bunlar bir ağırlığı olan heyet oluştursun. Onlar birlikte gitsin barış heyeti olsun. Bunun yanı sıra Rojava büyük bir kazanım. Orada güçlü yapılanmalarımız var. O güçlü yapılanmalarımız gerçekten bu anlamıyla devreye girmeli. Yine Doğu Kürdistan'da, İran Kürdistan'da yani Kürdistan'ın ilk siyasal partisi olan İran Kürdistan Demokrat Partisi var. Daha sonra diğer partiler var. Tümü bu konuda sorumluluk kalmalı. Mümkünse dört parça Kürdistan'ın bu partileri bir araya gelerek yani barış heyetleri oluştursun. Gitsinler evlere. Hiçbir şey yapamazlarsa, yanıt alamazlarsa, randevu alamazlarsa yani lütfedip parlamentonun önünde otursunlar. Ya da gitsinler Sereraç'ta otursunlar. Ya da gitsinler Binali Kandil'de otursunlar. Ama çok riskli bir tablo. Yani halkın duyguları da ben inanıyorum ki bu yöndedir. Yoksa evet biz konuşacağız, yazacağız, çizeceğiz, medyadan bazı şeyler söyleyeceğiz. Bunlar olacak. Doğrudur. Ama dediğim gibi önüne geçmekte gerçekten Kürdistan'ın ağırlığı olan şahsiyetler üzerinden ya da Kürdistan'daki siyasi partiler üzerinden olur. Ve bu hiç zamanımız yok. Gerçekten zamanımız yok. Siz de biz de gazeteciyiz. Bölgeyi yakından izliyoruz. Çok riskli bir tablo var orada. Yani gerçekten çok riskli bir tablo var. O tabloyu da göz ardı etmemek gerekir. Murat Karayılan'ın açıklamalarından sonra da aslında barış heyetinin bir Kürt ülkesinden sınır dışı edilmesi meselesi var. Aslında barış heyetinin sınır dışı edilmesi, Karayılan'ın açıklamalarından sonra gelmesine karşı verilmiş bir cevap olarak da dillendirildi. Sizce de bunun politik arka zeminde böylesi bir şey var mı? Bir yandan kardeş Drakuji'nin önlenmesi için yapılan açıklama, diğer yandan oraya giden barış heyetinin, onu sağlamaya çalışan barış heyetinin sınır dışı edilmesi. Yani ben barış heyetiyle gidenlerin sınır dışı edilmesi, Almanya'da engellenmesinin doğrusu Sayın Karayılan'ın açıklamasından hemen sonra yaşanmasını Sayın Karayılan'a verilmiş bir yanıt olarak algılamadım. Öyle bir şeyi aklıma da getirmek istemiyorum doğrusu. Ama şundan çok utandım. Yani Kürdistan'a giden bir Kürt'üm. Orada Kürdistan'a alınmayıp Kürdistan'dan sınır dışı edilmesi. Bu birinci utanç. İkinci utanç şu. Kürdistan'a giden yabancılar var. Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler. Hevler Havalimanı'na ulaşıyorlar ve oradan alınmayıp geri gönderiliyorlar. Hasbel kader ulaşanlar orada çalışma yürütürken otellerinde engelleniyorlar. Bu son günlerde bu aşıldı biraz. Onlar çeşitli görüşmeler yapmaya başladılar. Güney Kürdistan'da parlamentoda bulunan diğer partilerin devreye girmesiyle bu oluştu. Gerçekten bunlar utanç meselesi ve ben bu utancı yaşama geçirenlerin işte o kontrolü elinde tutan iktidar odakları olduğu inancındayım. Yani bunlar yarınki gün Karayılan yaptığı son açıklamadan daha ileri bir açıklama yapsa bile. Yani çok mübalağa ederek söylüyorum. Savaş odakları, savaş isteyenler ya Karayılan gelip evlere ben teslim oluyorum dese bile savaştan vazgeçmeyecek. Çünkü savaş onun çıkarı. Bu 2015'ten sonra Türkiye'de yaşadığımız
gördüğümüz bir tablo. Savaş odakları böyle. Onun için diyorum, ama savaş odakları güçlü değil. İktidardırlar, paraları çoktur, silahları çoktur, teknolojileri yüksektir ama gerçekten güçlü değiller. Dolayısıyla diğer kesimlerin bunun önüne geçme çabalarını arttırması lazım. Yani şu çok net. Türkiye Orta Doğu'da bir hükümranlık, kalıcı bir hükümranlık kurmak istiyor ve Türkiye'deki iktidar da bu hükümranlık üzerinden kendini en azından 2073'e ulaştırıp 2071 mi diyor ne? İşte şeye gelişinin 1071'in bininci yılı Alparslan'ın Kürdistan'a dayanıp oradan yayılmasının bininci yılı. Oraya yetiştirmek istiyor. Erdoğan o güne yetişmeyeceğini biliyor. Ama o zihniyetin oraya yetişmesini istiyor. Biz bunun önüne geçmeliyiz. O zihniyeti 2071'e taşıyacak temel noktalardan biri Kürt'ün Kürt'le savaşıdır. Bu kadar basit. 100 yıl önce evimizi yıktılar ama bugün 100 yıl önceki konumda değiliz. Bugün çok daha güçlüyüz. 100 yıl önce Kürtlerin 5 tane silahlı insanı yoktu. Bugün üst üste toplasanız 4 parça Kürdistan'da neredeyse 250 bin civarında sadece silahlı gücü olan Kürtlerden söz ediyoruz. Diğer taraftan 100 yıl önce tek bir yerde Kürtlerin muhtarlığı bile yoktu. Ama şimdi Güney Kürdistan'da federal bir devlet var. Şimdi Rojava'da bir özel yönetim var. Bunların hepsi büyük kazanımlar. Evet, bu son 4-5 yılda çok ciddi kayıplar da oldu ama buna rağmen hala güçlüyüz. Yok edememişler. Kürt'le savaşı tüm bunları da yok edecek bir potansiyel içeriyor. Bunu da görmekte yarar var. Evet. Oraya gelecektik aslında. Şimdi bu çağrılara karşı aslında bu PKK-KDP arasında her an bir savaşa çıkabileceği çağrıları da yapılıyor, yorumları da yapılıyor. Çünkü siz de bahsettiniz. Çok iç içe girmiş iki güçten bahsediyoruz. Bu durum gerçekleşirse Kürtlerin önündeki 100 yılda ne bekliyor olabilir? Yani doğrusu bunun gerçekleşmesi üzerinden ne olabiliri konuşmayı bile kendi açımdan çok ciddi zul sayıyorum. Bu durum gerçekleşmeli. Her yönüyle bu duruma odaklanmalı insanlar. Yani şu anda zaten bu durumu gerçekleştirebilecek bir tablo var. Bu çok açık. Gazeteciyiz, bilgi alıyoruz. O bilgiler de net. Her taraftan aldığımız teyitli bilgiler bize gösteriyor ki Türkiye oradan korkunç bir şekilde belirlediği tepeleri havadan bombalıyor. Havadan bombalamalarla o bölgedeki PKK'lı güçler sonuçta o bombalar altında geri çekilmek zorundalar. O bombalara kendilerini kurban edebilecek durumda değiller. Daha önceleri o alanlara askerler geldiğinde, Türk askerleri geldiğinde PKK'lılar o alanda gelip tekrar yeniden eylem gerçekleştiriyorlardı ve dolayısıyla Türk askeri oralarda kalıcı olamıyordu, çok kayıp veriyordu. Yani götürdükleri korucular ve çetelerle birlikte. Ama şimdi o bombalamalar sonrasında o alanlara peşmerge geliyor. Ve peşmerge geldikten sonra da verilen talimat net. Peşmergeye hiçbir şekilde silah sıkılmayacak. Hal böyle olunca peşmerge daha fazla ilerliyor. Ya da KDP'ye bağlı askeri güçler. Yani bazen peşmerge demek de beni doğrusu rahatsız ediyor. Çünkü peşmergenin öyle bir şey yapacağına ben inanmıyorum. Onu söyleyeyim ama. Şimdi orada ilerlemeye başlıyor. Orada da bir çatışma yaşanmasın diye bir çaba var. Bu da belli. İşte Murat Karayılan bunu çok açık bir şekilde dedi. Kesin talimatımız var. Şimdi bu nereye kadar gider? Oradaki gerillayı bir taraftan Metina'da dört bir taraftan saracaksın. Diğer taraftan yukarıdan bombalanacak. Diğer taraftan kendisi geri çekildiğinde sen onun bıraktığı alana yerleştireceksin. Bu çok uzun vade gidecek bir durum değil. Orada bunun zaten yaşamasını istiyorlar, yaşanmasını istiyorlar. Orada bir çatışma yaşansın diye, bir savaş yaşansın diye dayatıyorlar, provoke ediyorlar. Şimdiye kadar olmadı. Şimdiden sonra da olmama olursa çok net. Yani tek cümleyle söyleyeyim, o sizin dediğiniz soruya yanıt olarak belki içime sinmediği için bu açıklamayı yaparak onu demek zorunda hissettim kendimi.
Emin olun Pekke sabah kahvaltısı olur. O bölgedeki diğer partiler Türk Devleti'nin öğle yemeği olur. KDP'de hiç kimse kusura bakmasın ya da bu savaş siyasetini sürdürenlerde akşam yemeği olur. Türk Devleti Halep'ten başlar, Rojava'nın bütününü de içine katar. Şengal'den, Musul'dan ilerler gelir. Kerkük'ü de sarmalar. Ondan sonra bize bugün ya bunlar boş hayaldir dediğimiz o kırmızı bayraklarla yapıp her gün gözümüze soktukları o paşaların haritaları realize olur. Avrupa, Amerika, Rusya buna bir şey yapar mı? Yapmaz. Çıkarıyor orada. Yani Kürt ölmüş, bitmiş, katledilmiş, Kürt soykırıma uğramış. Ne olacak? Yani Ermeniler 1915'te soykırıma uğramış. 2021'de Amerika onu soykırım olarak kabul ediyor. Çok değil. İşte 2021'dir. 2121'de de Amerika lütfeder Kürtlere bir soykırım uygulandıdır. Uygulandıdır. Ama bunu engelleyecek güç Kürtlerdir. Yoksa biz orada bu tablo yaşandığında birlikte olmazsak geçmiş olsun hepimize. Diyecek, yapacak hiçbir şey kalmaz. Tam bu noktada bazılarının işte hani KDP'nin ulusal birliği engellediği, işte artık ulusal birlik sağlanamadığı yönünde ifade kullanan kesimler de var. Tam da bu zamanda ulusal birliğin zamanı diyebilir miyiz? Türk ulusal birliğinin gerçekleşmesinin zamanı diyebilir miyiz? Valla bu konuda çok çalışmaya katıldım. Yani 2013'ten sonrakiler kamuoyu yönünde cereyan ederlerdi. Daha öncesinde 1993 yılında o zaman büyük çoğunluğu illegal olan partiler arasında ben de bir illegal partinin üyesiydim, yöneticisiydim o yıllarda. Ben de birçok kez o görüşmelerde bulundum. Çok ileri noktalara da vardık. 1993'te Kürdistan'ın dört parçasından partiler bir araya gelip 21 kişilik yürütme organı bile oluşturdular. Hep birlikte. Yani KDP ile YRK o zaman iktidar oldukları için o yürütme organına direkt üye vermemiş. Ama bunun yanında o kendilerini temsil edebilecek çeşitli tanınmış kadrolar vermişlerdi o çalışmaya. Bu da diğer partiler tarafından makul karşılanmıştı. Hiçbiri yaşama geçmedi. Bir yere geldi, bir çomak sokuldu. O çomakta Türkiye ve İran'dı. Orta Doğu'da özellikle. 2013'ten sonra özellikle çözüm süreciyle birlikte, ondan sonra Sayın Öcalan'ın yazdığı mektuplar, açıklamaları ve yaklaşımları sonrasında böyle bir süreç dört ayrı koldan başladı. O dört ayrı koldan yürütülen çalışma her yerde her Kürt'ün onur duyabileceği bir tabloyu da önümüze sundu. Yani PKK'nın önde gelen üyeleri, Kürdistan'ın dört parçasından partilerin liderleri, Sayın Mesut Barzani'nin yönettiği bir toplantıda tüm dünyaya muhteşem bir görüntü verdiler. Ve o da yaşama geçmedi. Ama bugünden sonra ben hemen bu aciliyetin öncelikle ulusal birliği sağlamak için değil, bu savaşın durdurulması için sağlanmasında gösterilmesi yanlısıyım. Yani yoksa biz birlik yapalım der, ona dönük bir enerji harcarsak bu gerginlik, bu tablo içerisinde hiçbir parti gönül rahatlığıyla böylesi bir çalışmanın içerisine girmez. Niye? Gerçeklik şu. Evet, Kürdistan'da çok parti var ama temel hatlar ikidir, en fazla bilemedin üçtür. Yani KDP yaklaşımı üzerinden siyaset belirleyen kesimler var. PKK'ya yakın veya PKK ile birlikte siyaset belirleyen güçler var. Belki bunların yanı sıra işte o diğer kesimlerin özellikle YNK gibi, Goran gibi güçlü iktidar partilerinin özgün yaklaşımları vardır. Ama bunların tümünü yan yana getirmek, bu çizgilerden bağımsız bir şekilde ulusal birlik için yan yana getirmek mümkün değil. Ha, bunun yanı sıra birileri olmadan ulusal birlik yapılamaz mı? Onu düşünenler var. Ya KDP gelmeden de yaparız. Tamam da KDP gelmeden yapılsa da sonuçta sen bu Kürt'ün Kürt'le savaşını engelleyemiyorsun. Yani dolayısıyla oradan bir ulusal birlik çıkmıyor. Ne yazık ki çıkmıyor. Bizim ulusal birlikten kastımız
Kürtlerin bu yüzyılda kaderleri çizilirken kendi kaderlerini tayin edebilecekleri ağırlıkta bir güç oluşturmalarıdır. Tüm dünyanın karşısına çıkıp biz Kürdüz. Biz kendi coğrafyamızda kendi kendimizi yönetmek ve kendi kaderimizle ilgili kendimiz karar vermek istiyoruz. Dünyanın her tarafıyla eşit, barışçıl, demokratik ilişkiden de yanayız. Bulunduğumuz ülkeler içerisinde de o ülkelerin halklarına hiçbir düşmanlık yapmadan birlikte de yaşayabilecek bir strateji oluşturabiliriz diyebilmeliler. Birileri onlara saldırdıklarında hop durun kime saldırıyorsunuz? Sur'da, Cizre'de, Bordur'da katlettiğiniz de Kürt'tür. Afrin'de, Serekaniye'de, Girespi'de katlettiğiniz de Kürt'tür. Kerkük'te katlettiğiniz de Kürt'tür. Mahabat'ta idam ettiğiniz de Kürt'tür. Urmiye'de idam ettiğiniz de Kürt'tür diyebilecek bir tablo yaratmalılar. Ama bu olmayacaksa bugünkü tablonun ötesine geçebilecek bir durumu da ulusal birlik olarak adlandırmak bana gerçekçi gelmiyor. Ha, buna rağmen yapmak gerekir mi? Evet yapmak gerekir. Adım adım atmak gerekir ama şu da bir realite. Artık Kürdistan'da özellikle Kürt'ün Kürt'le savaşı başta olmak üzere gerçekten savaşa son verecek ve kalıcı barışı getirebilecek yapılanmaların güçlenmesi, sorumluluk alması ve adım atması lazım. Yoksa ulusal birlik belki saatlerce konuşur anlatırım o deneyimleri, geçmişte yaşadıklarımızı, 2013'ten sonra yaşadıklarımızı bizzat bir kısmının içinde de ben olduğum için çok yakın tanıyayım. Bir kısmını da gerçekten bugün belki anlatabilecek düzeyde değiliz. Ama dediğim gibi çok net ve somut diyorum. Bu yakın tehlikeyi bertaraf etmeye odaklanmalı herkes öncelikle.